Normalde bize beyaz görünen güneş ışığı prizma altında bakıldığında birçok renge bölünmektedir. Bu renklerin hepsine birden ışık spektrumu adı verilir ve bu spektrumda gördüğümüz renkler gökkuşağındaki renklerle aynıdır. Işık spektrumunu incelediğimizde büyük dalga boyundan küçük dalga boyuna sırayla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkleri görebiliriz. Güneşten yola çıkan ışınlar yeryüzüne ulaşana kadar yaklaşık 600 km yüksekliğindeki atmosfer tabakasını geçmektedirler. Atmosferde azot, oksijen ve diğer gazlara çarparak ilerlerler. Dalga boyu daha küçük olan mavi, mor gibi ışınlar, kırmızı, sarı renk gibi daha büyük dalga boyu olan ışınlara göre daha fazla gaz molekülüne çarpar. Aynı doğrultuda giderken kırmızı renge göre mavi rengin yaklaşık 6 kat daha fazla molekülü çarptığı gözlemlenmiştir. Atmosfere giren ışın moleküllere çarpmaya başladıkça yansımaya uğrar. Ancak mavi ışın çok daha fazla moleküle çarpıp yansıma yapacağı için atmosfer tabakasına daha fazla yayılır. Bu nedenle de gökyüzü mavi renktedir. Peki bu durumda gökyüzünde mavi renkten daha kısa dalga boyunda olan mor rengi neden göremeyiz? Bunun için tekrar ışık spektrumuna baktığımızda güneş ışığındaki mor renk miktarının mavi renkten çok daha az olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu nedenle mor renk daha fazla yansıma yapmasına rağmen daha az miktarda olduğu için gökyüzünde çok belirgin değildir. Güneş batarken veya doğarken güneşin ve gökyüzünün kırmızı renkte görünmesinin sebebi de güneş ışınlarının bize ulaşana kadar atmosferde aldığı mesafenin değişmesidir. Güneş ışınları öğlen vakti bize ulaşmak için atmosferin içinde kat ettikleri yolun yaklaşık 50 katı fazlasını geçerek bize ulaşırlar. Bu yolculuk sırasında diğer bütün renkler atmosfer tabakası içinde yansımaya uğrarken en az yansımaya uğrayan ve bize kadar ulaşabilen renkler kırmızı, turuncu ve sarı renkleridir. Bu nedenle güneş doğarken ve batarken hem gökyüzü hem de güneş kırmızı renkte görünürler. Bu kırmızı turuncu görüntüsüyle her batışında tatlı bir hüzünle uğurladığımız güneş her an hem bizi hem de ruhumuzu beslemeyi ihmal etmiyor. Bu şekilde videolar izlemek için beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.